Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yazıyorum programımızın bugünkü konuğu yazar Sayın Seda Nida Demir. Ben Seda Nida Demir, 1993 Bandırma doğumluyum. Kitap yazma sürecim aslında 1,5 yıllık bir süreçti diyebiliriz. Ondan evvelinde de her zaman kelimelerle arası iyi olan bir insandım. Yazmayı seviyordum. Daha doğrusu okumayı çok seviyordum. Okumakla başladım. Kitap yazma hayalim her zaman vardı. Her yazar ruhunun özütünü kaleminden akıtır. Felsefe ve psikolojiye çocukluktan beri çok ilgi duyuyorum. O alanda okumayı seviyorum diyebilirim. Halil Cibran bu anlamda felsefi olarak çok iyi. Erwin Yalom aynı şekilde psikoloji dalında çok çok iyi. Özgün olmak esas bu işte. Aslında her şeyden önce, yazarlık kimliğimden de önce dediğim gibi bir okuyucuyum. Bu yüzden okumaya daha yakın hissediyorum. Yazmak ve okumak aslında birbirini besleyen, birbirinden beslenen iki kavram. Bir kayıpla kaybolan fakat kozasından cesaretle çıkıp o kanatlarını kuşanan ve hayata karşı güçlü bir şekilde uçmaya yeltenen herkes bu kitabı okuyabilir. Benim nacizane tavsiyem okuyucuya seçici olmaları. Yani baz almamız gereken aslında esas şey incelikten ziyade nitelik. Nitelik çok önemli. Bir, ne okuyoruz? İki, nasıl okuyoruz? Ben bir kitabı okudum, çok sevdim. Muhakkak bir sonraki yıl veya 5 yıl sonra tekrar okurum. Çünkü 5 yıl önceki benle şimdiki ben arasında çok fark var. Kendilerini belirli bir ölçüt koymasınlar. Okudukları şeye çok önem versinler. Nasıl okuduklarına çok önem versinler. Yazmayı bırakmasınlar. Bir sonraki yayınımızda tekrar birlikte oluncaya kadar kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşça kalın. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yazıyorum programımızın bugünkü konuğu yazar Sayın Seda Nida Demir. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, bugün yazarlık hakkında, Seda Hanım'ın yazarlık serüveni hakkında, kitabı hakkında çok güzel bir program yapacağız. Lütfen sonuna kadar izleyin bizi. Öncelikle Seda Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Seda Nida Demir, 1993 Bandırma doğumluyum. 28 yaşındayım, evliyim. Üniversite eğitimimi denizcilik üzerine aldım. Fakat şu an o alanda faal değilim. Çünkü bir süredir kitabım üzerine çalışmaktaydım. Şimdilerde de kitabım çıkacak olan kitaplarım ve yazılarım üzerine çalışmalar yapmaktayım. Harika. Yazarlık yolculuğu başladı. Evet. Çok güzel. Denizcilik bir tarafta duruyor, yazarlığa devam. Çünkü insan hayatta içinden geleni yapmalı. Muhakkak. Siz de onu yapıyorsunuz. Peki o zaman şimdi isterseniz ilk sorumuza başlayalım. Hep sorulan bir şeydir belki de yazarlara. Kitap yazmaya ne zaman ve nasıl başladınız? Kitap yazma sürecim aslında 1,5 yıllık bir süreçti diyebiliriz. Ondan evvelinde de her zaman kelimelerle arası iyi olan bir insandım. Yazmayı seviyordum. Daha doğrusu okumayı çok seviyordum. Okumakla başladım. Neticede yazar kimliğimden de önce ben bir okuyucuyum. Okumakla başladım diyebilirim. Ardından kelimelerle aramın iyi olduğunu fark ettikten sonra bu yazma süreci başladı küçük yaşlarda. Ardından bir kitap yazma hayalim her zaman vardı. Ve bunun üzerine yoğunlaştım. Akabinde 1,5 yıllık bir sürecin ardından İlk kitabım Kelebeğin Ayak Sesleri okuyucuyla buluşmuş oldu. Çok güzel. Kelebeğin Ayak Sesleri. Şimdi bu kitabın bu adıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii. Nasıl geldi aklınıza bu ismi koymak? Bandırma'da doğup büyüdüğümü söylemiştim. Çocukluk dönemim orada geçti. Ben de kitaptaki Feza karakteri gibi aslında denize nazır bir evde büyüdüm. Ve denizle iç içe bir çocukluğum vardı. Bir gün küçük yaşta bir çocukken yine benim yaşlarımda küçük bir kız çocuğumun rüyama girmesiyle başladı diyebilirim aslında. Çok enteresan. Evet. Çok güzel. Küçük bir kız çocuğu rüyama girdi ve bana fısıldıyordu. Nida, bu gelen kelebeğin ayak sesleri şeklinde. Çeyrek asır geçmesine rağmen
Ben bu rüyayı hiç unutmadım ve bana fısıldayan o sesi de hiçbir zaman unutmadım. Bunun bir işaret olabileceğini atfettim kendimce ve bu sesin peşinden gitmeye karar verdim. Kitap yazma fikrim, düşüncem her zaman vardı ve bir gün bir kitap yazacağımda ismini düşünmeme gerek kalmadı aslında. Çünkü ben o küçük kızın sesini yaşatacaktım. Ne kadar naif, zarif bir durum. Bu kitabın Teşekkür içinde ederim. artık çok merak eder bir duruma geldik. Çünkü Sağ bir rüyayla yola çıkan bir kitabın olun. isminin bu kadar güzel olması, içeriğinin de mutlaka çok güzel olduğunu insana Çok böyle teşekkür ederim. hatırlatıyor diye düşünüyorum. Peki biraz kitaptan bahsedelim o zaman. Tabii. Madem başladık. Hikayesinden biraz bahseder misiniz? Tabii. Kelebeğin ayak sesleri aslında ölüm, yaşam ve yalnızlık temalarının ana merkezde olduğu. Fakat bunun yanı sıra deniz ve denizcilik konularından da sıklıkla bahsettiğim, bu konularla sentezlediğim ve bu konular etrafında şekillenen 156 sayfalık, nispeten kısa diyebileceğimiz kurgu bir hikaye. Çok güzel. Teşekkür Peki, ederim. çok ilginç bir kitaba benziyor aslında konular. Bir taraftan denizcilik, bir taraftan farklı bir yön. Peki, bu hikaye kurgu mu? Yoksa yazarken bir şeyden mi esinlendiniz? Nasıl çıktı ortaya? Hikaye kesinlikle kurgu. Esinlendiğim kişiler veya olaylar yok. Ama tamamıyla hiçbir şeyden esinlenmediğimi de söyleyemem. Dolayısıyla her yazar ruhunun özütünü kaleminden akıtır. Dolayısıyla Çok güzel. teşekkür ederim. Muhakkak benim de hayatta okuduklarım, izlediklerim, yaşadıklarım, ideolojilerim, hayata bakışım yazdıklarıma muhakkak yansımıştır. Ama spesifik olarak bir şeyden çok etkilendim ve yazdım demiyoruz. Evet. Her şey olabilir. Peki, karakterlerden biraz bahsedelim mi kitapta? Kimler var? Neler Tabii. yapıyorlar? Ben karakter sayısını aslında hikayenin dışına, yani kendime çizdiğim o çerçevenin dışına çıkmamak adına karakter sayısını biraz kısa tuttum. Karakterlerden bahsedecek olursak Feza ana karakterimiz. Kitabın açılışını aslında Feza karakteriyle yapıyoruz. Feza 20'lerinin başlarında genç bir kadın. Nispeten yalnız büyümüş diyebiliriz. Babası uzak yol kaptanı olduğu için biraz yalnız bir çocukluk geçirmiş. Ardından annesini de kanserden, ince rahatsızlıktan kaybettiği için hayatta tutunduğu tek dalını da kaybedince daha da bir yalnızlığa ve karamsarlığa doğru sürüklenmiş. Karakterimiz biraz daha içe dönük, sorgulamayı çok seven, kitabın aslında ana teması da bu. Ölümü sorguluyor, ölüme farklı perspektiflerden bakıyor ve ölümün insanlara ne şekilde tezahür ettiğini, insanların üzerinde bıraktığı etki, yas ve matem sürecini ele alıyor. Aslında ölümden bahsediyoruz. Biraz maalesef ne kadar hayatın realitesi olsa da tatsız bir konu. Ama başa çıkmak süreciyle ilgili hani bu yazıların okunması, bu hikayelerin değil mi? Yani sonuçta gerçek hayatta birebir örnekleri çok fazla. Her ne kadar kurgu da Maalesef. olsa annesinin ölümüyle ilgili aslında Feza'nın değil mi? Hani hissettikleri ve hayatının şekillenmesiyle ilgili. Evet. Aslında karakterlerden bahsediyorduk ama Feza'nın bu hikayesine de biraz değinmek isterim. Çok iyi yaptınız. Karakterler Alper karakteri Feza'nın yolculuğa çıktığında aslında içsel bir yolculuk da var. Feza'nın gitmiş olduğu bir yol da var. Bir yol hikayesi de diyebiliriz. Bir kendini arayış, bir kendini bulma hikayesi de diyebiliriz rahatlıkla. Muzaffer Bey ve Hayat Pansiyon var. Hayat Pansiyon aslında bu hayatın gelip geçiciliğine bir atıf şeklinde. Çünkü biz de bu dünyada Pansiyondayız. bir pansiyondayız, bir misafirhanedeyiz. Gelişimiz evet bir şekilde belli fakat gidişimizi hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bu yüzden hayat pansiyon ve güzel bir ideoloji ve güzel bir hikaye oturtmaya çalıştım. Güzel bir mottosu ve hikayesi var pansiyonun aslında. Okuyuculardan da bu yönde güzel geri dönüşler alıyorum. Bu anlamda mutluyum. Çok güzel. Pansiyon. Evet. Evet. Han, iki kapılı bir handayız gibi değil mi? Gerçekten aslında çok hayatımızın içinde olan bir şeyden bahsetmişsiniz. Peki bu karakterleri yazarken esinlendiğiniz kişiler oldu mu? Bu isimler Feza, Alper, Muzaffer Bey. Aslında karakterleri yazarken
esinlendiğim birileri yok diyemem ama tabii ki bir önceki cevabımı atıp binaen söyleyeyim. Lütfen. Aslında birebir esinlendiğim yok ama dediğim gibi aslında her yazar bilinçaltının, okuduklarının, izlediklerinin, hayata bakışının bir yansımasını aslında kaleminden okuyucuya aktarıyor. Dolayısıyla yazdıktan sonra aslında bazı karakterleri etrafımdaki insanlara bahsettiğim oldu. Bu da tabii kitabı yazdıktan sonra fark ettiğim detaylar. Yani misal veriyorum, Alper karakterine baktığımda "Aa, bu biraz benim eşime benziyor galiba." Gerçekten mi? dediğim yönler Ama oldu. sonradan. Sonradan fark ettiğim detaylar. Yazarken bunun farkında olmuyorsunuz. Çünkü yazarken çok tatlı bir trans halindesiniz. Tatlı Güzel. bir trans. Ne Evet. kadar güzel. Teşekkürler. Kurgu peşindesiniz ve tatlı bir trans halindesiniz Evet, yazarken. evet, evet. Yazmak bir nevi çocukluktan beri böyleydi benim için. Yani Kurgulamak. evet, yazmak, Yani hayal, kurgulamak. hayal etmek. Bir Evet, yazarın evet. hayal dünyası geniş olmadı mı o zaman? Evet, Sizin de öyle diyebiliriz. midir? Tabii. Çünkü kurgu yazıyorsunuz. Kurgu yazarken tamamen kendi hayal ürününüzü ortaya koyuyorsunuz aslında. Kurgu bu bağlamda Gerçekmiş gibi olmak da zorunda. tabii. Tabii. Yani kurgu yazmanın Ayakları yere aslında basmalı yani. muhakkak, kurgu yazmanın bu yüzden aslında gerçek bir hikaye yazmaktan bir tık daha zorluğu var diyebiliriz. Çünkü kurguda buz zemin üzerindesiniz. Mantık hatasına çok fazla yer yok. Hayalinizin bir ürünü ve siz onu hataları en minimalize edecek şekilde yazmanız lazım. Çünkü kendimden örnek vereyim. Ben Lütfen. dikkatli bir okuyucuyum. Empati yapıyorum okuyucuyla ve benim gibi dikkatli okuyucuların da olduğunu biliyorum. Şimdi Zeki dikkatli... okuyucular, dikkatli okuyucular. Evet, Aa, burada böyle demiştim, şimdi niye böyle oldu? evet, evet. Böyle detayları okuyucular gerçekten çok değer veriyor ve böyle ufak tefek detaylar da okuyucuyu aslında tabiri caizse irite eder. Ben de buna mahal vermemek için aslında yazdığım dosyayı zaten sonrasında defalarca okudum, üzerinden geçtim. Mantık hatası olmamasına gayret gösterdim. Ne kadar Fezanın. önemli bir süreci anlattınız değil mi? Defalarca üzerinden geçtim Evet. dediniz değil mi? Hı. Çok önemli. Harika. Yani bu sizin aslında işinizi çok layıkıyla yaptığınızı da Teşekkür ederim. gösterir. Sizin takdiriniz. Mükemmeliyetçi bir tarafınız var mıdır? Yoksa... Maalesef, evet. Ama o iyi bir de bir şey. Sonuçta eline aldığı zaman bu kitabı insanlar bunu fark edecekler. Doğru. Ne kadar dikkat etmiş, ne kadar önemsemiş Hı. diye. Bu kesinlikle geçiyor, niyet de geçiyor. Evet. Bu duygularınız da okuyucuya geçiyor diye düşünüyorum ben. Umarım geçiyordur. Umarım çıktığım bu yolculukta ben muvaffak olabilmişimdir. Bu okuyucunun takdiri tabii. Ben şimdi çok iyi yazdım Niyetimiz bu. diyemem ama evet, muhakkak aldığım geri dönüşler şimdiye kadar çok güzel. Aslında Çok sevindim tabii. Bunu almış olmanıza çok sevindim. Çünkü bu çok kadar teşekkürler. uğraştan sonra bu güzel tepkileri almak ne hissettiriyor? Tabii güzel hissettiriyor. O kadar farklı bir şey ki, yani siz okuyucuyu tanımıyorsunuz, onlar sizi tanımıyor. Fakat ortada müşterek bir paydada buluşuyorsunuz. Birbirinizi ne kadar tanımasanız da sizi bir araya getiren bir kitap var, bir hikaye var. Onunla iç içesiniz ve onun hakkında geri dönüşler almak çok güzel. Kitap yayınlandıktan bir müddet sonra bir mesaj aldım. Aslında çok çok da duygulandım. Şimdi mesajın Lütfen. içeriğini, evet, biraz bahsetmek isterim. Peki. Tamamını tabii söylemem uygun olmaz Tamam. ama annesini bir şekilde kaybetmiş bir okuyucu bana mesaj attı ve hikayeyi, gerçekten kitabı gözlerim dolu dolu okudum. Ben de bu süreci yaşadım. Ben de bunları yaşadım. Gerçekten çok güzel anlatmışsınız. Ben çok teşekkür ederim. Bir yas ve ölüm süreci ancak bu kadar doğru anlatılabilirdi. Gerçekten bunları yaşadım. Yani Çok ilginç. hayatta kaç kez böyle anlar yaşayabiliriz ki? Çok Bu benim ilginç, için çok çok. özel. Kitabımın mottosu da zaten yeryüzündeki her kayıp için gökyüzüne bir uçurtma şeklinde kaleme aldım ben. Ne Böyle bir kadar ilginç. kayıpla kaybolan herkese bir şekilde şifa olsun istedim. İnşallah öyle olur. İnşallah. O aldığım mesajdan sonra gerçekten ben de çok duygulandım. Evet dedim, bu kitap ne kadar kurgu olursa olsun maalesef bu hayatın bir realitesi ve ölümü deneyimleyen insanlar var. Bu kaçınılmaz. Maalesef hepimiz bunu deneyimleyeceğiz. O kişiye çok iyi gelmiş olsa gerek ki size teşekkür bir borç bilmiş ve yazmış.
Yani ben de ondan Evet. duygulandım şimdi yani. Ben de çok İyi geldiğine duygulanmıştım. çok sevindim o kişiye de. Ve birçok kişiye de umarım iyi gelir. Umarım. Peki siz Seda Nida Demir hangi tür kitaplar okur? Felsefe ve psikolojiye çocukluktan beri çok ilgi duyuyorum. O alanda okumayı seviyorum diyebilirim. Halil Cibran bu anlamda felsefi olarak çok iyi. Erwin Yalom aynı şekilde psikoloji dalında çok çok iyi. Eski Türkçeyi çok seviyorum. Eski Türkçenin o tok, o doyum veren tınıları benim çok hoşuma gidiyor. Ve bu bağlamda eski Türkçe'de okumayı çok sevdiğim için Peyami Safa'yı örnek gösterebilirim. Aslında çok çok fazla yazar var. Ama şu an maalesef hepsini söylemek mümkün değil. Şimdilik Muhakkak da aklıma gelenler çok bunlar. güzel. Okumak da aslında yazmanın bir yönü, Muhakkak, değil değil mi? Yani destekleyici bir yönü. Çok güzel. Eski Türkçe kelimelerden bahsettiniz. O mi? tok, o anlamın hissettirdiği duyguyu sağlaması açısından çok önemli. Çok güzel. Peki Türkiye'den hani biraz önce bahsettiniz gerçi ama esinlendiğiniz, yine esinlenmekten bahsediyorum ama hani yazar olduğunuz için yani Hiç önemli değil. bunu sormam lazım. İsimler var mı Türkiye'den esinlendiğiniz yazar isimleri desem? Aslında yok. Yani Gerçekten mi? evet yok. Peki. Çünkü özgün olmak esas bu işte. Yani ne kadar özgün olursanız, şimdi biri çıkıp biri yani ben senin kalemini çok beğendim, güzel yazmışsın ama şu yazara benziyor dese bu benim için bir övgü olmaz. Benim kendi kalemim, kendi sesim olmalı, özgün olmalıyım. Sanki bunu onu taklit ediyorsun gibi mi anlarım diyorsunuz? Biraz onun yolunda gidiyorsun, ondan çok fazla şey almışsın gibi mi anlarız yani? Hani bazı Evet. şarkıcıların çok sevdikleri şarkıcının sesine benzetmesi kendi seslerine gibi mi geliyor size de? Ya özenmek, esinlenmek, örnek almak ve onun gibi olmak arasında çok ince bir çizgi var. Çok. O çizgiyi aşmamaya gayret gösteriyorum. Onun dışında kalemini sevdiğim, dediğim gibi Peyami Safa, Halil Cibran, bunun gibi birçok yazar var. Zülfü Livaneli vesaire. Hepsinden okumak. Fakat bunun neticesinde o süzgeçten kendi kelimelerinizle ve kendi ruhunuzla geçmek esas olan. Çok güzel. Aslında hepsinin mutlaka zaten güzel bir tarafı var ki bir yerlere gelmişler ama size hitap edecek bir durum diye arayacak olursanız mesela birini evet bu tamamen ben diyeceğim birisi yok diyorsunuz ama hepsinden böyle arının çiçeklerden aldığı değil mi öz gibi hepsinin güzelliklerini toplayaraktan devam ediyorum diyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir şey yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki siz kendinizi aslında biraz bahsettiniz ama yazmaya mı daha yakın hissedersiniz, okumaya mı? Yani gün içerisinde gününüz mesela nasıl geçiyor? Hani mutlaka okurum ve öyle geçer mi? Mutlaka bir şeyler yazarım öyle geçer mi? Ya da ikisini birlikte mi yapıyorsunuz? Nasıl sizce? Aslında her şeyden önce, yazarlık kimliğimden de önce dediğim gibi bir okuyucuyum. Bu yüzden okumaya daha yakın hissediyorum. Çok küçük yaşlardan beri okumayı çok seviyorum. Yazmak ve okumak aslında birbirini besleyen, birbirinden beslenen iki kavram. Neticede tabii ki okumaya daha yakın hissediyorum. Yazmayı da çok seviyorum. İkisi birbirinden ayrılmıyor Ama aslında zaten ama... aslında Nida Hanım yani her şey okumakla başladı sizin hayatınızda. Evet. Okudukça siz yazmaya karar verdiniz. Değil mi? Aslında itici güç okumaktı. Tabii. O yüzden gün içerisinde de herhalde değil mi yine okumaya devam Tabii. ediyorsunuz. Yani hiç vaktim yoksa bile, yoğun bir çalışma dönemindeysem veya başka planlarım varsa en olmadı 15-20 sayfa bile okumaya gayret Peki gösteriyorum. Nida Hanım, nerede okursunuz? Mesela biz hani metroda görüyoruz ya da ne bileyim bazıları yatarken okumayı tercih ediyor. Sizin böyle bir ritüeliniz var mı? Ya da işte böyle hani fırsatını nerede bulursam mı? Yoksa özellikle ben şimdi okuma moduna geçeceğim. Yanıma çayımı kahvemi alacağım mı? Ne dersiniz bununla ilgili mesela? İkinci seçeneğe daha yakınım aslında. Öyle mi? Evet, yatarken okumayı uygun bulmuyorum. Çünkü her kitap aslında bir büyük emekler
sarf ederek yazılıyor. Çünkü ben de Çünkü o kendim yoldan yaptım. geçtiğim için, Evet, evet, biliyorum diyorsunuz. geçmeden önce Şu çok güzel farkında kitabın ortaya değilsiniz. çıkması için Çok teşekkürler. ne terler döküldü, ne emekler verildi, defalarca üstünden geçildi, değil mi? Evet. Yani bu bağlamda bir de algıda seçiciliğiniz de artıyor. Şimdi daha önce bir kitabı alıyorsunuz, okuyorsunuz. Fakat kitabınız çıktıktan sonra kitaplara bakış açısınız da, ya açınız da değişiyor. Doğru. Dizgisine bakıyorsunuz, içindekiler kısmına böyle sağına soluna bakıp inceliyorsunuz. Sizin de var çünkü. Görüyorsunuz mukayese etmek anlamında. Yani Doğru, şeye bakıyorsunuz oradan nasıl emek vermiş, değil mi? Ne kadar evet. uğraşmış, Daha buna da dikkat etmiş mi? algıda seçiciliğiniz Ne kadar artıyor. güzel, ne kadar güzel. Tabii bir yazar gözüyle artık kitaplar çok daha farklı görünüyordur size. Peki tam olarak ne zaman çıktı kitabımız? Ocak ayının ikinci haftasında okuyucuyla buluştu. Yani 2022 yeni başlangıçlar, yeni umutlar dedik ve Ocak ayının ikinci haftasında Kelebeğin Ayak Sesleri okuyucuyla Hayırlı olsun. buluştu. Çok teşekkür ederim. Çıktıktan sonra ne hissediyorsunuz? Çok farklı. Yani sizin ilk göz ağrınız, ilk çocuğunuz gibi. Kütüphaneye şimdiye kadar, yani kendi kütüphanem var. Gittiğimde hep başka yazarların kitapları var vesaire. Ama o kütüphaneye girdiğinizde artık kitaplarla göz göze geldiğinizde kendi kitabınızı görmek tabii ki çok farklı hissettiren bir şey. Çok güzel. Peki, bu güzel kitabınızı aslında kimler okusun? Yani hani aklınızda bir yaş grubu var mı ya da bir hayatı işte şöyle geçmiş olanların daha çok aslında seveceği bir kitap diyebiliyor musunuz? Ya da ne düşünüyorsunuz? Kimler okumalı sizce bu kitabı daha çok? Bir kayıpla kaybolan fakat kozasından cesaretle çıkıp o kanatlarını kuşanan ve hayata karşı güçlü bir şekilde uçmaya yeltenen herkes bu kitabı okuyabilir. Belli bir yaş aralığı yok çünkü gerçekten herkese hitap ediyor. Bu bağlamda kendini bulmak isteyen, bu cesareti elde etmek isteyen, kelebek ve koza metaforlarından da aslında yararlanmamızın sebebi bu. Hmm. Bir şekilde kendini bulmak isteyen, çektiği matemi ve yası bir şekilde metanete evirebilme cesaretini kendinde bulan ve bu potansiyeli güçlendirmek isteyen, ölüm hakkında soruları olan, cevaplar arayan herkese hitap ediyor diyebiliriz. Çok ilginç. Aslında evet, hepimizin hayatta yaşadığı şeyler, kayıplar, boşluğa düşmek, bunun ağırlığını hissetmek. Ama siz diyorsunuz ki mesela orada kendini bulmak, bu durumdan çıkabilmek için güçlenmek, bunu istemek öncelikle, bu gücü bir yerden elde etmek mesela, bu tür kitaplardan. Hani sizin bakış açınızla kurtulmanın yöntemi, hani o Evet. zorluktan çıkmanın bir yolu gibi, değil mi? Neden Evet, olmasın? evet. Peki, şöyle sorayım. Bundan sonraki kitabınız nasıl gidiyor çalışmalar? Biraz konuşmuştuk yayın öncesinde Evet. kuliste. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. İkinci kitabım üzerine çalışmaktan daha mutluyum. Şöyle ki, Gerçekten mi? Ne güzel. evet çok mutluyum. Çünkü her kitapta aslında biraz daha tecrübeniz arttığı için daha tok, daha iyi bir anlatım. O ilk acemiliği bir kenara atma. Biraz daha tok ve daha uzun soluklu karakter betimlemelerini daha iyi yapma. Yani her kitapta biraz daha iyi oluyorsunuz. Benim kendimde gözlemlediğim bu. İkinci kitap çalışmam devam kitabı olmayacak. Çok soran okurlar var. Buradan da cevaben söylemiş olayım. Bir seri olmayacak. Kelebeğin Ayak Sesleri tek kitap. İkinci şu an üzerinde çalışmakta olduğum kitap aslında müşterek ve dünyaca maalesef yaşadığımız bir sorunu ele alan bir kitap. Yani ana kalbinde kitabın kadın olacak. Kadın sorunları, kadın mutlulukları, yani kadının günümüzde yaşadığı zorluklar, sıkıntılar malumunuz. Kesinlikle. O konuya biraz atıf yapmak istedim ve ilk kitaptan, Kelebeğin Ayak Sesleri'nden biraz daha uzun soluklu olacağını tekrar söyleyebilirim. 1,5-2 yıl içinde tahminim okuyucuyla buluşacak diye Harika. umuyorum. Harika. Bu arada tabii ki Nida Hanım da değişiyor. Hayat da değişiyor.
O yüzden ilk kitabın devamı olsun diye de düşünmemişsiniz muhtemelen. Üçüncü kitap belki çok daha farklı bir konuda olacak. Belki. Değil mi? Evet. Ama siz bence içinizdekini yansıtmaya devam edeceksiniz. Mesela şu anda kadınlarla ilgili bir kitap yazmak istediniz, yaşadıkları zorluklarla ilgili. Bu şu anda istediğiniz ve onun kitabı çıkacak yakında işte bir buçuk sene gibi bir süre içerisinde. Ve biz hepimiz değişiyoruz aslında değil mi Nida Hanım? Hani hiçbir şey aynı kalmıyor. Duygularımız da Muhakkak. değişiyor, hayat da değişiyor. Bu değişimin de getirdiği sizde farklı kurgular oluşuyor. Yine sonuçta kurgu olacak galiba değil mi ikinci Evet, evet, kitapta? evet. Kurgu olacak. Tamam. Peki bu kitabı temin etmek isteyen kişiler nasıl ulaşabilirler? Online kitap evlerinden ve bazı kitap evlerinden ulaşabilirler. Şu an yeni sayıldığı için çoğu kitap evinde bulamayabilirler. Fakat tüm online sitelerde mevcut. İsmimi yani Seda Nida Demir şeklinde arama motoruna yazdıklarında zaten listeler halinde Çok güzel. göreceklerdir Harika. satış Daha henüz sitelerinden. 3 ay olmuş bir durumda. Evet, Yani çok çok yeni. yeni daha. İnşallah uzun soluklu olur, birçok baskılar İnşallah. yapar, herkese ulaşır. Teşekkürler. Çünkü felsefesi çok güzel Çok kitabın. teşekkür ederim. Peki, siz günümüzdeki insanların yazarlıkla ilgili olarak etrafınızda şimdi gördüğünüz kadarıyla daha çok ilgilenmeye başladıklarını mı düşünüyorsunuz? Ya da edebiyata bakış açıları açısından. Yani şimdi mesela hani nasıl görüyorsunuz sosyal alanda ülkemizde? Yani tabii benim çocukluğumda şimdi 28-29 yaşındayım. Benim zamanımda diyebilirim herhalde Tabii ki artık bu yaşta. diyebiliriz. daha ya biz bilmiyorduk ya da gerçekten yazar olmak biraz daha erişilemez bir noktada görünüyordu bize. Yani ve yazar sayısı gerçekten çok fazla değildi. Günümüzde çok geniş bir skalaya sahip aslında okuyucu. Yazar çok fazla, tür çok fazla, bu bağlamda yazılan kitaplar çok fazla. Okuyucunun çok fazla seçeneği var. Yani benim nacizane tavsiyem okuyucuya seçici olmaları. Yani baz almamız gereken aslında esas şey nicelikten ziyade nitelik. Yani şunla övünmemiz doğru değil. Ben doğru bulmuyorum işte. Ben ayda 20 kitap okuyorum. Bir yılda Hep 100 böyle kitabı. sorarlar değil mi Nida Hanım? Evet, hiç doğru değil. Doğru bulmuyorum. Yani kaç kitap okuyorsun, işte kaç sayfa okuyorsun, yılda kaç kitap okursun? Bu neyin ölçüsü ya da değil mi neyin göstergesi Evet, olacak? evet, Evet tamam evet. çok kitap okuyor olduğunu gösterir belki de ama aslında belki de dediğiniz gibi ondan kazanılan şey belki birkaç kitapla çok daha fazla şey Bravo. Tabii, kazanılabilecekken tabii, tabii. değil mi? Onlarca kitap okumakla hiçbir şey de kazanamayabilir insan yani. O yüzden tür Bravo, seçimi çok çok doğru. önemli. Çok doğru. Kendini tanımak çok önemli. Bir de hani yani insanın kendisinin iyi hissettiği bir yön vardır değil mi? Bir şeyi çok daha çok severek okur. Bir tarzı, bir türü. Kesinlikle. İlla böyle bir çok bestsellerler Tabii, okunacak diye tabii, de bir tabii. şey yok aslında. Tamamen ben de öyle düşünüyorum. Yeter ki insanlar kendini tanısınlar, değil mi? Muhakkak, tabii, tabii öyle. Bunu da dediğim gibi esas çok güzel bir noktaya değindiniz. Nitelik çok önemli. Bir, ne okuyoruz? İki, nasıl okuyoruz? O esere layıkıyla hakkını vererek gerekli feyzleri ve mesajları alarak okuyabiliyor muyuz? Bu çok Mesela siz önemli. nasıl okursunuz Nida Hanım? Hadi ben bunu soracağım şimdi size. İçinizden yani. Mesela aklıma ne geldi? Şimdi Nida Hanım bir yazar. Yazar olmak için de okumakla yola çıktı, devam ediyor. Ve mesela bir kitabı okurken altını çizer çizer not mu alır? Muhakkak, evet Kitap tabii. böyle her tarafı çizilmiş bir şekilde mi biter? Ya da ne yaparsınız? Biraz titizim aslında o konuda. Notları almayı daha uygun buluyorum. Altını çizdiğim kitaplar da oluyor. Tekrar tekrar okuduğum pasajlar oluyor. Bir şeyi çok beğenirsem gerçekten onun üstüne çok gidiyorum. Tekrar tekrar okuyorum. Her geçen gün başka bir insanız. Yani bundan 10 yıl önce bana sen işte bir gün 30 yaşında olacaksın deseler inanmazdım. Ama şimdi 2 yıl Kapısındayım, sonra aynen. kapısındayım. 30 yaşında oluyorum. Yani yaş, tecrübe, kazanımlar gerçekten bu bağlamda çok önemli. Ben bir kitabı okudum, çok sevdim. Muhakkak bir sonraki yıl veya 5 yıl sonra tekrar okurum. Ben şimdiki Nida ile bu kitabı nasıl okuyorum?
Bunlardan kazanımlarım ne? Nasıl feyzler aldım, mesajlar aldım? Bu kitabın bana kazanımları nedir? Çünkü 5 yıl önceki benle şimdiki ben arasında çok fark var. Bu yüzden bir kitabı gerçekten sevmişse okuyucu gerekli pasajların altını Hakkını silmeli, vermeli. hakkını vermeli. Çünkü gerçekten çok büyük emeklerle yazılıyor ki nice nice kitaplar var, nice yazarlar var. Ben burada yazarım demeye utanıyorum bu bağlamda. Çünkü gerçekten çok nitelikli yazarlar ve kitaplar var. Umarım ben de bir Muhakkak gün... öyle ama bundan 10 sene sonra da durum çok farklı olacak. Herkes sizi İnşallah. konuşurken bu bütün söyledikleriniz geride kalmış Çok olacak. teşekkürler, Siz yeter inşallah. ki bu yolda devam edin. Şimdi sizin gibi bu yola çıkacak olan yazar olmayı isteyen arkadaşlarımız için ben sizi ekranla onlarla baş başa bıraksam, onlara neler söylemek istersiniz? Onlara nacizane söylemek istediğim aslında bir önceki cevabıma binaen kendilerini belirli bir ölçüt koymasınlar. Ben ayda veya yılda bu kadar okuyorum. Şu kişi şu kadar okuyor. Demek ki ben daha yetersiz ve kötüyüm. Hayır. Nitelik çok önemli. Okudukları şeye çok önem versinler. Nasıl okuduklarına çok önem versinler. Bir kitap ilgilerini çekmişse dediğim gibi muhakkak birkaç yıl sonra tekrar okusunlar. Okumak ve yazmak dediğim gibi birbirinden beslenen iki kavram. Bunun üzerine gitsinler. Yazmakla ilgileniyorlarsa bu da diğer sanat dalları gibi aslında. Bir heykeltıraş mermere bir şekilde şekil verir. Ressam resim yapar. Yazmak da böyledir. Yazmayı bırakırsanız körelirsiniz. Bir söz vardır ya hani herkes bir kitabı olsun ister ama kimse oturup yazmaya başlamaz diye. Gerçekten öyle. Yazmayı bırakmasınlar. Kendilerini yetersiz görmesinler. Gördükleri noktada eğer profesyonel anlamda bir eleştiri almışlarsa artık birkaç yıldır ben sık görüyorum yazarlık atölyeleri var. Yardım alabilirler, iyi araştırıp. Çok okusunlar diyorum tabii ki fakat çok okumaktan da ziyade güzel okusunlar. Çok güzel kitaplar var. Onları muhakkak bulsunlar ve okusunlar. Seçici davransınlar. Şu kavrama katılmıyorum işte. Elime geçen her şeyi okurum. Bu çok yanlış. Beynimiz sünger gibi bütün bilgileri çekiyor ve neticede bilinçaltına yerleşiyor. Bilinçaltınız dışarı tezahür ediyor. Sizin aslında hayata bakışınız, yazmanız her şeyinizi etkiliyor. Okuduklarınız, izledikleriniz, yazdıklarınız. Bu bağlamda zaman da çok kıymetli. Çok seçici davransınlar. Okudukları kitaplara gerçekten çok Değer değer versinler. versinler ve seçici Ne davransınlar. kadar Her aynı şeyi şeyi düşünmüşüz. okumasınlar. Evet. Çünkü buna çok vurgu yaptınız. Değer vermek her şeyden çok daha önemli. Muhakkak, Hem evet. kendilerine hem yaptıkları her Hı şeye hı. ancak böyle çok güzel bir sonuç elde edebilirler. Bu güzel sonuç gibi. Çok Çok teşekkürler. teşekkür ederiz. Ben Burada teşekkür olduğunuz ederim. için, bu güzel kitabı yazdığınız için Çok sağ olun. herkese faydasının olmasını ve pek çok kişinin okumasını istiyorum. Ben Canı de gönülden. umarım. Bir diğer kitabınız çıktığında yolda Hı. olan tekrar birlikte oluruz diye düşünüyorum Tabii inşallah. seve seve, keyifle. Ve sevgili seyirciler, size de çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Bu güzel yayının size ulaşmasını sağlayan yönetmenimiz Sayın Pınar Özençti, aynı zamanda genel koordinatörümüz Hazal Yüksel, genel yayın yönetmenimiz Caner Ovalı'ydı. Bir sonraki yayınımızda tekrar birlikte oluncaya kadar kendinize lütfen çok iyi bakın, hoşça kalın.